Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. Nijerya açıklarında Türk gemisinden mürettebat kaçırıldı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, Bir kişinin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin ise gemide kaldığı belirtildi. Nijerya açıklarında Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. EOS Risk Grup Başkanı David Johnson tarafından yapılan açıklamada İstanbul merkezli Boden Denizcilik Şirketi'ne ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu. Burada bir Azerbaycanlı kardeşimizin şehit olduğu belirtiliyor. Twitter'da paylaşılan ve geminin 4. kaptanı Fırkan Yaren'e ait olduğu belirtilen Ses kaydında kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler. Hiçbir şey çalışmıyor. Sadece radar çalışıyor. Rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi ifadesini kullandı. Yine bununla ilgili NTV'de 4. kaptana bizzat bağlandı. Nijerya açıklarında rehin alınan Türk gemisinin 4. kaptanı Furkan Yaren olayları NTV anlatıyor. Burada NTV'ye de bir eleştiride bulunalım. Hala Azerbaycan Türk'ü yerine Azeri şeklinde bir başlık atmışlar. Devam edelim. Türkiye Nijerya açıklarında deniz aydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyük elçilikleri kanalıyla seferber oldu. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre gemi kaptanlarından birinin saldırıdan kurtularak beraberindeki 3 kişiyle beraber Gabon'a hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. Son birkaç senedir Gine Körfezi'nde türeyen Nijeryalı korsanlar bölgede gelen geçen tüm gemilere saldırıyor. Kimini esir alıp fidye istiyor, kimini öldürüyor. Kuzeyinde Boko Haram ile uğraşan Nijerya, güneyinde korsan tehlikesiyle karşı karşıya çok sıkıntılı bir bölge olduğunu belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınladığı deniz haydutlu ile mücadele ile ilgili raporlarda sıkıntılı bir bölge olarak geçse de genellikle deniz haydutlu ile mücadele eden gemiler daha çok Aden Körfezi Afrika Boynuzu bölgesinde karakol yapıyor. Çünkü Aden Körfezi bölgesinde trafik daha yoğun. Bir de Nijerya donanması Doğu Afrika ülkelerine kıyasla güçlü. O bölgede savaş gemisi var mı şu an bilmiyoruz. Muhtemelen Nijerya gemileri müdahale eder diye düşünüyoruz. Umarız gemide panik odası var şeklinde de uzmanlardan değerlendirmeler gelmiş. Saldırı haydutların gemiye çıkması ile sonuçlanmışsa kimsenin rehin olarak ele geçmemesi için gemi personeli panik odası denilen kilitli bir yere saklanır. Bu panik odası geminin en güvenli yerinde tamamen kapalı, dışarıdan giriş yere müsaade etmeyen bir yapıda olmalıdır. Panik odalarında uzun süre yetecek kadar yiyecek ve su, el telsizleri, dışarıdaki birimlerle iletişim sağlama amacıyla haberleşme cihazları, ilk yardım seti gibi malzemeler bulunur. Allah gemidekilere yardımcı olsun. İnşallah en kısa sürede müdahale edilir diyerek videomuzu noktalayalım. Hoşçakalın.